Evet sevgili arkadaşlar, sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi söz konusu bir olay var. Aslında bu videoyu çok kısa çekmek istiyorum. Belki 7-8 dakikada bitirmek istiyorum. İki seçim var önümüzde. Bir TFF seçimi, iki Fenerbahçe'de Divan Kurulu seçimi. İki seçimde aslında kafa karıştırıcı şeyler. Yani iki seçimde insanların kafasında çok değişik şeyler oluşturacak seçimler. Şimdi ilki tabii ki federasyon seçimi. Federasyon seçiminin özelliği nedir abi? Yani herhangi bir özelliği var mı bizim için? Yok. Niye yok? Ya da şöyle söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi 16 Haziran'da yapılacakmış. Fenerbahçe için niye bir önemi yok? Şu yüzden yok. Fenerbahçeli biri TFF'de başkan oldu muydu? Yani TFF başkanı Fenerbahçeli oldu muydu? Fenerbahçe çok çekti. Artık kesinlikle Fenerbahçeli birisi olmasın istiyorum. Galatasaraylı olunca da çekiyor. Ya adam TFF başkanı olur olmaz aman tarafsız gözükeceğim diye direkt Fenerbahçe'yi doğuruyor. Yani hiç şeylik yok. Ne derler onun adına? Adalet terazisi doğru işlemiyor. Rıdvan Dilmen'den bir açıklama gelmiş. Benim beklediğim açıklama buydu aslında. Hatta ben Fener'le Duyum hesabında Twitter'da bir anket paylaştım. Dedim ki sizce yeni federasyon başkanı kim olacak? Rıdvan Dilmen mi? Diğer isim mi? Diğer isimde konuşacağım. Şimdi TFF kukla şey başkan TFF başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından Rıdvan Dilmen'in aday olabileceği iddia edildi. Ancak bu söylentilere yanıt geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa depremi yaşandı diyor. Üst düzey yöneticilerin ardından Başkan Nihat Özdemir de görevi bıraktığını açıkladı. Rıdvan Dilmen'in geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündeme taşındı. Dilmen'in sözleri aday olacak iddialarını kuvvetlendirdi ama açıklama geldi. Şimdi Rıdvan Dilmen geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'na ilgili yapılanmayla ilgili bir teklif almadım. Almış olsaydım Türk futbolu böyle bir durumda olmazdı. Aynı şey kulübün Fenerbahçe için de geçerli. Tekrardan altını çiziyorum. Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğunu görüyorum net bir şekilde. Nerelere kadar gidildiğini görüyorum. Ama biz görevden asla kaçmayız. Sağlık nedenlerinden dolayı sıkıntılar olabilir. Ama ben yapılanma konusunda Türk futboluna 4-5 yıl içinde Allah ömür verirse çok daha ileri götüreceğime inanıyorum. Doğru insan kaynaklarıyla açıklamasını yaptım. Şimdi bu açıklama insanın aklına ne getiriyor? Direkt Rıdvan Dilmen federasyon başkan adayıydı. Şimdi Nihat Özdemir istifasının ardından bir açıklama daha gelmiş. TFF başkanlığı zor iş. Yapabileceğime inanıyorum. Bu adayım anlamına gelmiyor. Alt kadrolar iyi şekilde yapılırsa yapılabilecek bir iş. Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten. Öyle bir niyetim de yok. Aday değilim demiş. Şimdi cümlenin başına bakın. Yapabileceğime inanıyorum. Bu adayım anlamına gelmiyor diyor. Alt kadrolar düzelsin, onunla yapılabilir diyor. En sonunda diyor ki öyle bir niyetim yok, aday değilim diyor. Ben şunu söyleyeyim. Rıdvan Dilmen'e eğer devlet kanadından birisi, hani siyasi iktidar kanadından birisi diyeyim, anlayın çünkü Rıdvan Dilmen'in siyasi görüşünü de az buçuk bildiğiniz için şey yapmayayım. Ya da direkt en tepeden bir selamun aleyküm giderse Rıdvan Dilmen adaylığını açıklar. Ben onu söyleyeyim. Ha aday olmasını ister miyim? Asla. Asla. Ya Fenerli başkan, Fenerli başkan. Federasyon başkanı için aslında olmazsa olmaz isim kim biliyor musunuz? Tabii ki Saffet Sancaklı. Tabii ki Saffet Sancaklı. Hani en mantıklısı o. Ama Aziz Yıldırım aslında olmazsa olmaz adam. Bak Aziz Yıldırım başkan olsun. Ne Fenerbahçe'yi kollar ne bir şey yapar. Ha şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 59 öncesi çıkar. Ha çıkmaz. Ha, hocam hem çıkar hem çıkmaz. Ali şimdi az sonraki konuşmayla birleştireceğim. O zaman çıkmaz ama mantık olarak çıkar. Az sonraki konuşmayla hemen geçelim. Vefa Küçük Ali Koç'u devirmek istiyorlar. Bak. Fenerbahçe son 7 haftada 6 galibiyet elde etmiş. İkinci yarının en iyi takımı olmuş. Antalyaspor'la birlikte en çok puan toplayan takım olmuş. Dolu dizgin fırtına gibi gidiyor takım. İkinci yarının demeyeyim yani. Son dönemlerindeyim. Çünkü tamamen ikinci yarı olmuyor. Ama Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı, mevcut başkanı Vefa Küçük açıklamalarda bulunuyor. Bak çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Dünyada başka kulüpte olmaz mı? Muhalefet olanlar mevcut kulüp başkanını devirme niyetindeler. Bunu da sandıkta değil, sandık dışında yapmak istiyorlar demiş. Bak, mevcut başkanı devirme niyetindeler, sandık dışında yapan. Şimdi
Çok ilginç değil mi? Bence çok ilginç. Yani kulüp başkanı Ali Koç ile Selefi Aziz Yıldırım arasındaki çekişmenin ilk provasının 9 Nisan'da olacağını söylemiş. Bu bana başka bir şey hatırlatıyor da söylemek istemiyorum. Genel kurulu tarafsız yönettim. Aziz Yıldırım'a oy verdim. Ali Koç Aziz Yıldırım'a göre 12 bin fazla oy almıştır. O büyük farka rağmen Aziz Yıldırım ve arkadaşları 2018'in rövanşını almak istiyorlar. Bak dikkat edin, bu ağız Ali Koç ağzı. Rövanşını almak istiyorlar bak. Bu cümleler Ali Koç cümleleri. Çok net Ali Koç cümleleri bu cümleler. Bu rövanşlar ancak sandıkta olur. Dışarıdan muhalefet etmek başkanı yıpratmakla olmaz. Geçen sene seçim oldu. 2 gün öncesinde Aziz Yıldırım çıktı ve Ali Koç'u suçladı. Bu kulübün sahibi benim. Seni tribünlerle göndereceğim dedi diyebilir. Ama bunu diyen insan 3 gün sonra yapılan seçimde aday olur. Ancak olamadım. Ali Koç'la Aziz Yıldırım arasındaki çekişmenin ilk provası cumartesi günü başkanlık divanı için yapılacak. Muhalefet olanlar mevcut kulüp başkanını devirme niyetindeler. Bunu da sandıkta değil, sandık dışında yapmak istiyorlar. Bunun için en uygun aday Uğur Dündar. Onu buldular, getirdiler. Ancak ben kazanırsam Uğur Dündar Fenerbahçe tarihine silinecek ve onu öne sürenler de silinecek demiş. Bu çok yanlış cümleler. Bakın ben bu cümleleri geçmişten de hatırlıyorum. Siyasetten çok hatırlıyorum. Şimdi insanlara bir düşman lazım. Kurtlar Vadisi izleyenler bilir. Bize hep bir düşman lazım derler orada. Türkiye Cumhuriyeti'ne. Çünkü bir düşman olacak ki bir hedefin olacak. İşte Asala gitti PKK, değil mi? Sürekli PKK bitsin başka bir şey çıkar. Bir ara bir şeyler daha türedi. İşte domuz bağcılar falan filan vardı vesaire vesaire. Sürekli bir düşman lazım ülke. Son dönemde gençlerin çok umurunda değil düşman. PUBG'yi de düşman bulsunlar yeter onlar için. CSGO'da bir şey çıksın yeter onlar için. Değil mi? Yani son dönemdeki gençler maalesef çok fazla vatan millet aşkına yönelemiyorlar. Bu da tabii ki büyük bir kayıp. Fenerbahçe'de de bu yanlışa düşürüyor. Bak sürekli bir düşmanlık havası. Az önce dedim ya Aziz Yıldırım başkan seçilsin 59 öncesine verir. Vefa Kütçü'ye göre vermez. Niye? Ali Koç var orada. İntikam almak için vermez. Vefa Kütçü'ye göre Aziz Yıldırım federasyon başkanı seçilsin. Fenerbahçe şampiyonluğu unutsun. Ya da Rıdvan Dilmen seçilirse unutsun. Çünkü Rıdvan Dilmen de Aziz Yıldırım'a yakın birisi. Ya bunlar mantıklı gelmiyor bana. Ya Fenerbahçe'nin niye bu kadar içinde çatışma var? Niye bu kadar çekişme var? Şimdi aklıma insanın aklına şu geliyor. Acaba FETÖ'cü Fenerliler var da FETÖ'cü olmayan Fenerlilerden intikam mı alıyor? Ya da tam tersi mi? Ya da bir güç çatışması mı var? Ya bunları bırakın ya. Fenerbahçe'ye odaklanın. Takım çok iyi gidiyorken, derbi varken takıma odaklanın. Fatih Altaylı demiş ki Mustafa Denizli'nin TFF başkanlığı görevine talip olduğu iddialar var. İnşallah doğrudur. Bak federasyon başkanlığı için biçilmiş kaftan. İlk defa futbolun içinden gelmiş birisi. İnşallah doğrudur. Bana gelen bir duyum yok. Mustafa Denizli hocamızla ilgili sordurayım bu vesileyle. Ama bana gelen bir duyum yok. Üst düzey bir federasyon yöneticisiyle bir kulüp başkanı arasındaki şike, suç ve teşvik konuşması ortaya çıkarsa bu lig tescil edilemez. Nihat Başkan'ı bu suça ortak olmaması için uyardılar. O da istifa etti demiş Ahmet Çakar. Normal bir ülkede hiçbir spor savcısı gece yatmazdı. Hiçbir spor savcısı gece yatmazdı. Şu olayın üstünü aydınlatırdı. Gel bakayım kardeşim, gel. Yani 3-5 tıklama alacağın, 3-5 kuruş kazanacağın diye bu iftira mı? Değil mi? Kaynağın ne? Bakın normal bir ülkede şu anda soruşturma başladıydı bile. Benim kızdığım nokta bu. Bizim ülkemizde umursamıyorlar. Bak çıksın desin ki Fenerbahçe şike yaptı desin. Hemen araştırıyorlar. Ya arkadaş ne bu Fenerbahçe'ni alıp veremediniz? Ya çok ciddi iddia. Şike diyor. Başkan diyor. Federasyon yetkisi diyor. Şike diyor. Suç diyor ya. Suç suç. Ya suç. Şimdi birisi çıksa desek ya işte Cumhurbaşkanı'na suikast yapacaklar dese. Misal veriyorum Allah göstermesin. Çünkü ülke allak bullak olur. Hani düşünemiyorum bile. Ne yaparlar? Birisi çıksın televizyonda desek böyle bir şey var. Duyumunu aldım. Adamı o anda program bitmeden hemen istihbarat şey alır, gözaltına alır. Anlat bakalım. Bilgilerini paylaş bizimle. Hemen. Saniye bekleme. Çabuk. Kilit isim kim? Nereden aldın? Kim söyledi? İşte falanca söyledi. Onu da al. Şu söyledi. Onu da al. Değil mi? Ya bu da en az suikast kadar önemli bir şey. Bakın bu ülkede milyonlarca insanın geçim kaynağı futbol. Yaşam kaynağı futbol. Neşe kaynağı futbol. Hüzün kaynağı futbol. Aşkı futbol. Sevgisi futbol. Efkarı futbol. Derdi futbol.
Ya bu kadar kirletmeyin ya. Bu kadar kirletmeyin. Aylardır söylüyorum bak. Özellikle son haftalarda ısrarla söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. 2021-2022 sezonu kapkara bir sezon olarak tarihe geçti bile geçti. Şampiyon olan da küme düşen de etkisinden kurtulamayacak. Kapkara sezon. Kapkara sezon olarak tarihe geçti. Çok şükür Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali yok da kurtulduk. Eğer Fenerbahçe kazara şampiyon olsaydı ihale bize kalırdı ha. Harbi söylüyorum ihale bize kalırdı. Çok şükür kurtulduk. Yani böyle bir sezon. Ama bu Ahmet Çakan'ın iddialarını üstüne düşürmesi lazım. Bir, ikincisi federasyon başkanı için bence biçilmiş kaftan Mustafa Denizli. Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı için de inşallah tarafsız. Ne Vefa Küçük seçilir ne Uğur Dündar seçilir. Nail Bey vardı. Tarafsızım diyor. İnşallah Nail Bey seçilir. Ya Divan Kurulu Başkanlığı çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Yani kulübün hissedarı falan olmuyorlar ama bu kadar önemseyecek, bu kadar ortalığı karıştıracak ne var? Ben de onu çözemiyorum. Birisi Uğur Dündar, Aziz Yıldırım ticareti, siyaseti yapıyor. Öbürü Ali Koç siyaseti yapıyor. İnşallah tarafsız bir aday seçilir. Fenerbahçe taraftarı refaha, huzura kavuşur. Herkes de haddini, yerini bilir. Ama şunu söyleyeyim. Tarafsız aday seçilirken bile Uğur Dündar inşallah Vefa Küçük'ten fazla oy alır. Çünkü Ali Koç'u birilerinin dürtmesi lazım. Bak başkan, koltuğun sürüncemede sallanıyor. Biz senden şampiyonluk istiyoruz. Ne yap? Et gelecek sene şampiyon yap. Yoksa bak desteği kestik diye mesajı vermesi lazım. Eğer açık ara Vefa Küçük seçilirse de önümüzdeki sene de şampiyonluğu unutun. Sonraki sene de şampiyonluğu unutun. Çünkü sen ne şekilde olsun benim umurumda da şampiyonluk. Ben süslü lafların peşindeyim. Ben işte Koç Holding'den yaptığım işin peşindeyim dersen sıkıntı. Tamam. Umarım anlatabildim arkadaşlar. Videomuza beğeni atarsanız da sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olun. Bu gibi içeriklerden faydalanmak için son dakika haberlerini, transfer duyumlarını ve sohbetlerimize katılmak için mutlaka abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.